Şimdi öncelikle Enes kardeşim, her ne kadar bu piyasada sevilmesen de öyle derler ya. Bu piyasada sevilmesen de çocuğum bana bir terbiyesini hiçbir zaman görmedim. O yüzden severim yani, şey değilimdir, hiçbir sıkıntım yoktur. Böyle bazen linçliyorlar beni. Sen Enes Batur'u bile savundun. Lan siktir git amına kodum. Siyaset mi yapıyoruz burada? Kim kimi savunduysa savundu. Allah Allah, triplere bak. Neyse, Enes'e buradan bir özür borcum var. Çünkü yani adamın, ya bunu onu rencide etmek için falan söylemiyorum. Gerçekten yoğunluğumdan ötürü bu yalan makinesine de çağırdı, yapmak istedi. Ben görüldü 60 bile olabilirim o taşınma evremde. Bir öncesinde başka bir egzenle ilgili bir şey vardı. Özür dilerim kardeşim. Hani böyle seni tınlamıyormuşum gibi sakın ama sakın algılama. Bunu özelden de yazdım. Gittim gitmedim mi, o da beni siklemiyor galiba artık. En azından onu söyleyeyim de burada bu kadar kişinin arasında. Onu yüceltmek için söylüyorum. Rencide etmek için değil. Taşımı dönemimde hiçbir mesaja cevap veremedim. Kafam çok dağınıktı. Canını yerim. Hadi bakalım. Olsun, o da güzel. Kemal'le yapmış. En azından bizden biri. Bir izleyelim bakalım. Yalan makinesi. Şimdi bu yalan makinesine inanıyor musunuz chat? Ben bak bir imada bulunmadım. Hiç bilmediğim bir konu. Sadece böyle çizgiler var işte. Sen heyecanlanırsan ritim, mitim, kalp, malp bilmem ne. Böyle bir artıyor iniyor. Hayır. Şimdi bu bence hayır deyip geçilecek bir konu değil. Yani bu kadar net bir içeriğin uzmanı var orada yani. Evet, hayırcılar. Sevgilini aldattın. Evet. Canlı yayında. What? Ha, bu başka bir şeydir. Kurgu yapıyor. En sevmediğin yayıncı kim? Aylık geliri 1000 TL'nin üzerinde mi? Evet. Elreni hiç kıskanıyor musun? Kendin vurduğunu çektirme. Ya Elreni kıskanıyor musun sorusu bu adama sorulur mu ya? Tabii ki kıskanacak abi. Başka çaresi var. Ya böyle yanağını sıkasım geliyor. Bir tane de burası falan vermişim. Kemal'i seviyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir konuğum var. Kemal yayında mı? Yayında değilse gelsin ya. Duyuyordu. Haberi gitmiştir ona. Dur bakalım şimdi. Kemal'in yalanlarını dinliyoruz. Karşınızda kendi müzisyen Kemal Can. Bu sen siteye girerken beni aradılar, şey diyorlar. Cemal Can geldi. Lan ne alaka diyorum. Söylemedim. Evet, bana Cemal Can dedi. Dedim Cemal Can kim? Sonra sen herhalde düzelttin. Gelsin yaptım ben. Allah Allah. Adam da bana ayrı bir davrandı böyle. Sen Cemal Can'a şey mi, böyle VIP pass gibi bir şey mi? Ben Cemal Can deyince şimdi şey dedi böyle. Tamam efendim, şöyle gel. Arkadaşlar kendi müzisyen tanımıyorsanız küçük bir VTR'sini alıyoruz şimdi. Lan Elsa, baba Elsa'yı aldı. Tanıdılar, kaçın. Anladın? Hani zekilerde hafıza. Ha, kamera çok büyük değil mi? Hiç görmedim. Dur ben şuradan yayından da vereyim de izlemek isteyen öyle izlesin. Öyle tipler oluyor bizim şeyde. Öyle tipler var bizde. Patladı mı lan? Kendisi benim favori Twitch yayıncılarımdan bir tanesi. Yani gerçekten bayağıdır arkadaşız biz aslında ama öyle hiç bir video veya herhangi bir şey çekmedik. Niye çekmedik? Bunun primini niye yapmadık bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bir story'miz bile yoktur lan. Evet, o kadar doğru. Bak. Karşınızda İbrahim Bey. Abi senin kanalın adı Bey mi peki? Berk. İbrahim Berk. Onun YouTube kanalı da var. Onu da takip edebilirsiniz. Ve bu arada oyunlara düşkünseniz veya bunun yanında her şeyi yapıyorsun aslında sen ya. Aslında aynen ya. Her şeyi yapıyor adam. Adamı burada severseniz mutlaka Twitch'in veya diğer sosyal medya platformlarında aşağıdakilerden takip edebilirsiniz. Çok normal şey. Çünkü hani content yok ya ana oda. Evet. Bu adam ne yapıyor dediğinde açıklayamıyorsun ya. Bana da öyle. Sen ne yapıyorsun diyorlar. Ben diyorum şey, şarkı yapıyorum. Yani. Film çekiyorum. Bu adam bir dönem şey gibi oldu abi. Eski TV ünlüleri vardı böyle. Eski milletvekili, doktor, profesör, aynı zamanda meteoroloji uzmanı. Şey var. Oraya doğru gidiyoruz ya. Kemal oyuncu değil. Kemal ya oyuncu mu oluyor şimdi öyle? Filmde oynadı ya oğlum. Daha fazla. Başrolde oynadı hem de yani. Kendi filmleri miydi? Tam bilmiyorum. Galatasaray'a da gittim de sonuç olarak oynadı adam. Fazla yeni konuklar istiyorsanız ve bu videoyu beğenirseniz 300 bin like gelirse yeni bölüm gelecek. 300 bin like gelirse Kemal size bir araba verecek falan.
Yine haberlere çıkıyor. Valla buradan seslenebilirim. Araba yok arkadaşlar. Seni şimdi koymuşlar 10 numara fotoğrafına. Gene haberlere çıktık arkadaşlar, biliyorsunuz. Biliyorsunuz yani, yine kötü şeylerden dolayı haberlere çıktık. Baba benim altımda şal var, kafamda kasket, diyorum ki 9 tane var bunda, alabilirsiniz. Geçen gün RP'sini yapmıştım. RP yaparken koymuşlar ya. 9 tane var, 9. Senin bir tane yayın vardı. Biz gerçekten Los Angeles'a gidiyorduk. Sen GTA 5'te Los Angeles'ta aynı yere gidiyordun. Onu da BTR'si. Övgün mü bu baba, şey mi ya, yalan makinası mı ya? Anlamadım ki. Ne yapalım oğlum? Köpek. Dümdüz. Sana ne güzel koşulara çıkmış. Saat burada kaç? 6 gibi herhalde. Burası Venice Beach lan, değil mi? 6-7 değil mi? 7. Bunları sen ekledin değil mi sahile? Kemal'in ne kadar kazandığından tut, nasıl bir insan olduğuna dair her şeyi öğreneceğiz. Hazırsan geliyor soruların. Hazırım. Ben niye böyle bağdaş kurdum, hiç ciddi ben değil ya. Ben burada gerildim harbiden, önümde adam nasıl oturuyor ya. Oğlum iyi ki de gitmemişim bu arada ya. Ben bu soruların çoğuna cevap vermem ki. Yani kaç para kazanıyorsun? Sana ne lan falan. O bağlı değil ya ondan. Aynen öyle. Ya ben bağlanınca bana da böyle sert sorular soruyor. Geldi mi Kemal? Kemal yalanlarını izliyoruz. Bak burada parmakların bağlı gözüküyor ama değil. USB bağlantısı yapılmamış. Ben full doğru cevap veriyorum. Arkasında da duruyorum böyle. Yalan söylersen de arkasında dur. Full inkar. Full inkar. Aylık gelirin 1000 TL'nin üzeri. Aylık gelirin 10.000. Üzerinde mi? Gelmemiş ayda. Bir uzaklara baktın. Hesaplıyorsun galiba. Biri mi var orada? Kurdan çeviriyorum şu an kafamda. Dolar alıyorsun bir de. Ama iyi, devlete dolar sokuyorsun. Ya la 100K değildir. 10.000 lira. En azından tabii canım, güzel döviz kazandırıyorsun. Güzel bir şey bu. Ama herhalde var. Dönem dönem. Çünkü bizde çok... Nasıl yani? Bütün dönem, gelirler dönem, ya. Dönem diyebiliriz. Dönem dönem evet yok. Evet mi hayır mı? Yani... Ben niye böyle oturuyorum? Ciddiyet ya lütfen, bu nasıl bir şey ya? Şu an... Evet. Twitch izleyen Twitch izleyicilerimizin hepsi zaten çok basit matematik artık bunu YouTube izleyicilerimiz de öğrendiğine göre Twitch'te yeni insanlar görmeye başlayabiliriz. Hadi bakalım. Aylık kıyafet 30K mı? Ulan bu yayıncılar. Hadi bakalım rekabet başlasın. Twitch'te de artık paranın olduğu ortaya çıktı. YouTube şeyde hala şey geyiği dönüyor doğru ya. Doğru bu arada. Doğru doğru abi, yalan mı söyledin? Gerçi Kemal'in ayakkabıları toplasam bir harbiden 500.000'i var ayakkabıların. Ben bundan 4 yıl önce şey demiştim. Biz çok para kazanmıyoruz falan demiştim. Hala yorumlara şey yazıyorlar. Hani çok para kazanmıyordun. Lan 4 yıl olmuş. Başladım demek ki kazanmaya. Ya bu arada ben şeyi de hiç sevmiyorum mesela. Abi buraları ses ses istersen tamamen doğru. Bir de oradan ona istiyor. Edebiyat var ya. Ya bizim paramız yok. Ne olur abone olun. Onu mesela hiç sevmiyorum ya. Çünkü artık belli yani. Hani bir şeyler yapmak istiyorsun artık belli. Elimden gelmiyor. Çünkü o kadar kazanıyorsun. Ama şu an elimizden geldiği için istediğimiz rahat rahat yapabiliyoruz. Aynen. Abi sen çoğu kişilerle sohbet etmişsindir ve izlerken rap olup olmadığını anlıyorsun diye düşünmemle beraber bu düşüncenin doğru olup olmadığını söyleyebilir misin? Yani ya insan sarrafıyım diyemem ama insandan anlarım yani, yalan yok. Mimiklerinden, bakışlarından, kurduğu bir cümleden bile bir şeyleri kestirebiliyorum. Öyle o tarz insanlar vardır yani, benim karşıma da beni öyle analiz eden insanlar çıkıyordur. Ama yani evet, niye sordun bunu onu anlamadım. Eskiden yapamıyorduk ama şimdi sağ olsun gelişiyoruz. O yüzden abone olup beğenin, like atın. Bir de bağış atın Twitch'ten. Sayenizde. Burada bağış yok. Senin araban ne? Benim şu an arabam yok ama... Sen bir Porsche biniyordun. Onlar hep kiralık. Şu anda da Camaro... Porsche kiralıyorsun. Camaro ile geldim de bu arada şimdi... Camaro ile geldin. Aynen. Benim eski bebeğim. Onu ben onları... çıkmacadan aldım biliyor musun? Yaptırıyoruz şimdi. Benim arabaya... Düşsenize Kemal benim arabayı almış ve yaptırmış. Oha! Öyle şok olurum ha. Benim arabayı biri alıp yaptırsa şov olmaz mı? Kendini komik buluyor musun? Evet. %100 eminsin yani. %100 eminim. Anlatacağım. Anlatacağım bir de. Bunun hikayesi var. Doğru. Ya kendi aramızda şöyle bir şey var. Yayınlarda bile oluyor bu. Yayın dışı da oluyor. Enteresan. Gülmek istediğim zaman bazen kendi yayınlarımı açabiliyorum yani. Bana da hitap ediyor adam. Yani benim yayın dışı halime de hitap ediyor adam yani. Kendini beğenmediğin olmuyor mu hiç? Ya bir insan ilk başta kendini beğenmesi lazım. Ama bence. Kendini beğenirsen de bir yerinde saymaz mısın? Ha ben okeyim dersin. Hayır canım, okeylik bir beğeni değil. Ben mesela hiç izleyemiyorum kendimi. Çok nadir komik bir şey olduysa izleyip güldüğüm oluyor.
Lan ne amına falan yaptığım oluyor ama genelde kendi sesime bile irite olan bir adamım. Ama burada da çıtırım, giyeyim falan. Tabii canım, üzerine hep bir şey koymak lazım. O biraz daha hani... Kemal arkadaşlar komik olduğunu buradan onayladı yalan makinesiyle de. Gülmek istiyorsanız yayınlarını izleyebilirsiniz. Kendisi de izliyor. Hiç sevgilini aldattın mı? Yani bu Özge olmak zorunda değil. Herhangi bir sevgilin de olur. Öncelikle ne düşünüyorum? Herhangi bir sevgilim yok. Halbuki sevgilin olmadı mı? Özge var. Tamam, Özge'den önce? Özge'den önce olmadı. Videonun sesi nasıl az ya? Nasıl olmaz? Senin Özge'siydik o zaman. Allah Allah, ben bangır bangır duyuyorum oğlum. Burası da gayet iyi veriyor ama. Az, az abi diyor millet. Dur bakayım şöyle yapalım, bayağı az diyenler var. Şuradan şunu çakarım böyle, kendinize gelirsiniz. Allah kahretmesin. Şimdi kısın biraz, kendinize göre ayarlayın. Hani zaten ilişki tarzım da öyleydi biraz. Çok fazla inanmıyordum yani bildiğim biriyle. Uzun. Ben şeye şok olurdum mesela, annemle babam nasıl 40 yıldır birlikte lan falan diye. Sen de 3 yıldır birliktesin. Evet işte şimdi... Şimdi aşk senin kalbinden vurdu mu yani? Tabii. O zaman soru tekrar geliyor, hiç aldattın mı? Hayır. Ben inandım, öyle bir söyledi ki böyle, sormaktan utandım yani. Doğru. Güzel yani. Ben de hiç aldatmadım lan, helal olsun lan Kemal sana. Belli zaten ya. Gene Özge ile bir soyla devam edelim o zaman. İlişkinizi biraz daha güçlendirelim. Bugün ben kanepede yatayım, sen onu istiyorsun. Yo tatlısın. Aldatmak acizliktir. Eğer aldatmaya yönelirseniz bu cümle aklınıza gelsin. Ben aciz yıkık bir göt müyüm? Şerefsiz miyim lan ben deyin. Hala aldatmaya gidiyorsanız zaten cevabı buldunuz demektir. Öyle de devam edin. Bugün de video yayınlanınca görecek ya. Aramızda. Bak, yine yayın gibi düşündüm, gördün mü? Canlı yayın olsa bu evet biraz sıkıntı olabilir. Canlı yayın da bağlasanız hadi. Buraya anlık canlı yayın. Canlı yayında bir gün yalan makinesi. Oy, sen de Enes'i bağla Twitch'te. Abi, beni bağla Twitch'te. Tamam lan. Tamam. Ben de seni harbiden Twitch'te bağlayacağım. İbrahim abi de gel. Bak hemen içeriği yaptı kendine, görüyor musun? Anında. İbrahim abi de açıyor zaten. İbrahim abi de gelsin. İbrahim abi de gelsin. Ama böyle anlık sorular soracaksın ve anında cevap vereceğim. Chat'ten alacağım hatta. Chat'ten alacaksın. Oy, bir şey değil mi? Çok riskli bu arada. Abi ben şu anda bir daha. Onu yapmayın, ağzına sıçarlar Enes. Benim hakkım olacak mı? 3 hakkım var. 3 hakkım var, tamam. Aynen. Ben canlı yayın adamı olmadığım için şimdi ağzımdan yanlış bir şey de kaçırabilirim. O zaman sıçtık. Böyle ben yanlış bir şey söylediğimde kesebiliyor musun? Tamam, kabul ediyorum, anlaştık. Onu kafanda kesmem lazım. Yani. Buraya şeyi bağlı. Evet, ya şöyle bir tutuşma biraz olmadı. O zaman tarihi ayarlarız kendi aramızda. Ama aynen, bu video yayınlandıktan kısa bir süre sonra yaparız. Tamam. Bu video 300 bin like geldiği zaman yapacağız. Ya şu tamam, like muhabbetini bırakın artık ya. Kaç yıllık YouTuber'sın Enes? 15 milyon abonem var artık, hala like like diyorsun. Al lan. Yok hadi şimdi chatte gaza gelin. 300 bin like ben izle şimdi, benim botçular var da. Anında geliyormuş değil mi? Beni seviyor musun? Hayır ya, ne düşünüyorsun? Hayır abi, ne yapacağız şimdi bana? Hayır takılıyorum, evet. Şimdi ne kadar ne kadar da yazıyor mu orada abi? Yok. Hatta şöyle söyleyeyim yani, seviyorum, sevmeyenleri de anlamıyorum. Yani neden sevmedim? Teşekkür ederim. Öyle çok söyleyeyim, mutlu oldum. Peki Özge'yi gerçekten seviyor musun? Çok seviyorum. Gerçekten çok mu? Gerçekten çok çok. Aga be. Allah herkese böyle bir aşk yaşamayı nasip etsin. Amin. Umarım hiç ayrılmazsınız. Sonra bu videomu alırlar, siyah beyaz fotoğraflar halinde yayınlamak zorunda kalırlar. Ne yaptın? Edit falan çıkardı ya. Oğlum adam buradan content yazdı. Ya. Allah. Evet arkadaşlar, 400 bin like gelirse ayrılıyorum. Ona dönecek değil mi bu? Hayır ben asla. Canlı yayınlarında kurgu yapıyor musun? Canlı yayınlarında? Sıkıyorsa yapmıyorum de lan. Kurgu yer yapıyorum. Ha, aferin. Evet veya hayır. Evet. Allah Allah. Evet diyorsa çok hani bakmaya da gerek yok ama doğru. Mesela? Mesela şöyle evet dedim kızım. Bu arada kurgu dediği şey ya, kurguya kastım şey. Bütün yayın içeriği canlıydı, kurgu olamaz abi, mümkün değil. Sadece şimdi içerik yapıyoruz ya, mesela bizim 8born'da kurgulu RP gibi düşün. İşte ne bileyim Team Edren'de sıra sıra insanların gelmesi. O nasıl oluyor mesela, yayına girmeden önce oğlum bak kameraya sıra sıra girin. Bir cümle söyleyin, siktirin gidin gibi, o bir kurgu ya. Ya ben öyle yorumluyorum kurguyu. 98'inde kurgu yoktur. Ya evet zaten. %98'inde kurgu yoktur deyip %2 için evet mi dedin lan? İzleyici bunu hissediyor ki. Karşısındakinin insanın böyle doğal olup olmadığını anlıyorsun. Yani şakalarında en azından onu seziyorum ama böyle bazı içerikler oluyor. Onlar da daha güzel content üretmek için bir şeyler yapman gerekiyor. Evet bak, kimisinde antipatik durur. Bu adamda antipatik durmuyor mesela. Çünkü onunla da taşak geçiyor.
Sen yapıyor musun abi? Yok lan benim kurguyla. Ben kurgu yapınca kasılan bir adamım. Ben doğaçlama seviyorum. O yüzden bazen böyle... bu arada bu kurgu yapmak kötü bir şey diye söylemiyorum bunu. Kurgu yaparsın. Biz de yapıyoruz bazen. Mesela şey de bir kurgu o zaman. Yayın öncesi bugün video day yaparız. Arkadan da şu oyuna gireriz. Gerçi o yayın planı, o kurguya girmiyor ya. Attığın adımları yapacağın esprilere kadar canlı yayında belirleme şansın çok düşük. Manyak olman lazım. O yüzden bu bir kurguya girer mi? Bence girmez. Yani canlı yayın yapan bir adamın kurguyla... ya var bildiğim insanlar, yayından önce yapacağı konuyu çalışan, işte içeriğini ezberleyen ve onu çok biliyormuş gibi anlatan insanlara şahidim, tanıyorum birebir de. Bunlar yanlış şeyler değil yani. Hani adam doğrusunu biliyorsa, doğrusunu anlatıyorsa, araştırmışsa doğrudur. Ya Mesela işte o ban dönüşü, dansöz yayına, çiğ köfte şu. Yani onlar kötü bir şey değil bu. Bak dansöz mesela, o banlandığı zaman bir kurgu. Ama güzel bir kurgu. Adam çok da eğlendi yani. Herif banını avantaja çevirdi. 7 gün sonra böyle filmler çektiler. Dansözler oynadı. Çiğ köfteler yordular. Güzel. Allah Allah. Biz de mi getirsek? Biz niye dansöz getirmiyoruz ya? YouTube niye böyle hep erkek dansöz böyle? Dansöz geldi üzerine, çiğ köfte yoruldu. Birlikte çalgıya çengi canlı. Üzerine çiğ köfte, dansözün üzerine mi çiğ köfte yoruldu? Dansöz dans etti. Ondan sonra çıktı gitti, çiğ köfteyi yoğurduk üzerine. Çalgı çengi vardı arkada canlı böyle. Allah Allah. Ya bunu kötü iyi diye bir yorumlayamazsınız arkadaşlar. İzlediğiniz şey size keyif veriyorsa noktadır abi. Bunun üzerine konuşmak yani çok saçma geliyor bana. Bezos çiçek gönderdi. Tabi tabi. DM'den sana yürüyen kızlara cevap veriyor musun? Kızlı olduğundan zamanlarda ne? Önce ve sonra. Ha. Öncesinde. Evet. Veriyor. Evet diyorsan. Hayır çıkıyormuş aslında. Şimdi. Şimdi hayır. Önceden ne yazıyorlar? Araya girme de video izle. Al izle amına koyayım. Şimdi hayır da aslında şöyle. Şimdi ne sebeple yazdığını bilmiyorum şu an. Hani atıyorum seven biri yazıyorsa tabii ki cevap veriyorum. Alenen yürüyor. Ha, direkt öyle bir yürüme vesaire bir şeyse gördüm. İşte aşığım sana şöyle böyleyse cevap vermiyorum çünkü o zaman. Daha önce herhangi bir yere, kendi telefonun da olur, birisi de olur. Kendi nude'unu çektin mi? Oo. Parça parça çıkacak ya, bir ay iki ay kaldı yani söyleyeyim sana. Var mı abi, sen çektin mi? Var canım, şöyle bir şey bile nasıl var. Nasıl ya? Erik Dalı, işte Jirox, Eray falan var ya. Şimdi onlarla birlikte olan WhatsApp grubunda bile ben duştayken mesela bir problem olur. Onlar da problemini hayatta kendi çözemez. Yani kesin benim olmam lazım orada. O problemde duştayım mesela. Diyorum ki oğlum duştayım, bir izin verin. Hani alıp geleyim. Hemen şey yazıyorlar. Bir nude at görelim falan. Atıyorum ben de öyle. Ya bir çekingen yok bununla ilgili hani. Gerçekten atıyor musun? Atıyorum. Ben çok korkuyorum. Benim ne telefonumda var, ne herhangi birisinde var. Hiçbir yerde yok. Ben kendimi de çekmem yani. Şimdi sen nereden biliyorsun benim seni çekmediğimi? Nerede? Nerede? Olabilir. Dur bir dakika. O havuza o gün çıplak girmedik mi? Sarbaşa filmini biliyorsun, oynamıştın. Biliyorum. Sarbaşa 250 bin izlendi. Tukar abi sen atıyor musun? Yok kardeşim, ben sevmiyorum o şeyleri. Dünyanın bin bir türlüğü var. Belli olmaz o işler. Ya bir yerde bir gün benim bir nude'um falan çıkarsa inanmayın ya, Photoshop'tur. Ben çok dikkat ederim öyle şeylere. Çünkü gelsin birebir de tatsın, anladın mı yani? Ne nasıl bilmiyorum. Tövbe yarabbim. Sen bir şey yapmadın. Nasıl, hiç bakmadın mı? Sen nereden baktın? Şeyde yazıyor, box office'te bütün filmleri yazan. Sen bakmadın mı hiç? Yok. Çektin ve filme hiç bakmadın mı? Bir izledim canım, baktım da yani. Hayır filme değil, filmin kaç başarısına bakmadın mı? Yani izlenme başarı getiriyor mu? Yani sinemada evet. İzleyenlerin beğenmesi mi başarı, yoksa daha çok izlenmesi mi başarı? Çok izlenip çok beğenilmesi başarı, o oran. İzleyenlerin %95'i beğendiyse başarı yani veya %90'ı. Ama çok, değil mi? Ama bilmiyordum 250 bin vesaire izlendiğini. Peki 250... Aynen oğlum, ben de iki parmağıma biri kamerayı, abi de kamerayı kapatıyorum artık, hastalık oldu ya. 250 bin izlendi. Sarbaşa'nın bu başarısından dolayı üzüldün mü? Yani az izlendiğinden dolayı. Az da... Az izlenmiş mi oluyor 250 bin? Çok da değil ama... Daha da izlenebilirdi. Daha da izlenebilirdi. Yani yok, bir... üzülmedim. Hayır diyorsun. Çünkü bilmiyordum. Bugün öğrendim. Nasıl izleyebilirim ki? Şimdi öğrendim. Şimdi üzüldün mü? Yok şimdi üzüldüm. Yani bir filmin iyi izlenmesi, az izlenmesi... Yani, kaç... İyi izlenen yani, film ne kadar izleniyor bir Türkiye'de mesela? Silmişim kafamdan. Çünkü Alper Rende, Ali Biçim ve Alparslan Özmoğlu'yla geçirdiğim o 40 günü ben hayatımdan sildim. Siz hep birlikteydiniz değil mi? 40 gün birlikteydik oğlum.
Fazlası çok zarar gerçekten. Ali'ye selamlar. 700 1 milyon ortalama zarar diyorsunuz. 3-5 saatten sonra zarar. Öyle öyle ya. Adamla geçen yayın yaptık biz. Dedim ki 3 saat yapalım, kapatalım. Yayın 4'e falan git. 4. saatte artık uyudu biliyor musun? Benim yayının sonunu bir izle. Uyuyor da arada bir şey yapıyor böyle. Ha doğru iyi. Siz enteresansınız. Siz başka bir kafasınız zaten. Güzel muhabbetimizi, tıkkamızı, makaramızı yaptık. Umarım en yakın zamanda bir daha görüşürüz. Okey, şimdi sert bir soruyla geliyorum. Bunu makine cevaplayamaz. Senin cevaplamanı istiyorum. Çünkü evet hayır sorusu değil. En sevmediğin yayıncı kim? En sevmediğim yayıncı kim? Evet. Lan var ya, sen buradan klasik ekmek arıyorsun sen. Ekmek, izlesin o yayıncı da buradan dönsün bir kavga çıksın. Şöyle. Kemal'in hiçbir kavgası yok ya. Gidip Twitch, YouTube'a yazdım. Vur lan, Elrende lan. Twitch kavga. Çıkması lazım ya, en kötü bir şey çıkar ya. Bulamaz. Benim insan sevip sevmeme durumum bireysel ilerlemiyor. Yani ben şu insandan nefret ediyorum diyemedim hiçbir zaman. Drama ile birlikte içerik yapan ya da atıyorum belli drama kovalayan ve işte kavga seyirci çıksın da aynen bir şeyler dönsün de falan, o muhabbete çok fazla gelemiyorum. O tipteki insanlardan da çok fazla ya zaten var. Kavga ile bir yere geldikten sonra düşüyor zaten adam. Yani evet, böyle kendi içeriğiyle, kontentiyle başkası üzerinden bir şey yapmadan gelen insan yıllarca kalıyor. Ama böyle ona sataşayım, buna sataşayım, şunu kaybolup gidiyor yani. Gerçekten aynen kaybolup aynen gidiyor. Sen en doğrusunu yapmışsın. Peki kim yok mu yani? Yok mu diyorsun? Yok, bireysel yok. Sadece dediğim o yani. Drama mesela üretenlerin hepsinin ağzına sıçayım diyor buradan Kemal. Kavga eden yayıncılar var ama senin kavga arkadaşların da var. Her iki tarafta senin arkadaşın. Kavga ediyorlar. O tarafta da arkadaş, o tarafta da arkadaşsın. Şimdi şey, mesela büyük şey, mesela Ferit'le biz önceden aramız sıkıntılıydı ama aynen, senle de konuşuyorduk mesela. Evet. Şu anda bir sıkıntı yok yani, öyle sadece aynen konuşmuyoruz pek ama ben geçen baktım Ferit'e 15 aydır aboneyim. Aboneliğini yeniliyor muyum? Yeniliyormuşum otomatik. Ne kadar gitme. Bana 8 aydır abone. Ferit'e 15 aydır aboneymiş. Ne yapacağım şimdi ben o parayı? Ama sizin normal sohbetiniz var şu an benim. Hayır gibi. Tam ben o parayı ne yapacağım 15 aylık? 15 aylık mı? Katıl butonu. Ben sana o butonu açtıracağım bu. Ferit'in bana buradan 700-800 lira borcu var. 700-800 lira net borcu. Tabii yani şöyle diyeyim sana. Sen şu an ara Ferit'i. 700-800 bana gönder borcum var de. O olayı yanlış anlar. 700-800 bin lira gönderir. O olaysa ona söyleyeyim yani bak. Güzel. Ben bir yayın açınca ona bildirim atacağım. Beni bir yemeğe falan götür, 700-800 lira mı geri ver yazacağım. Ama güzel. Ona da sevgiler buradan. Güzel bir soru. Sevmediğin birinin yüzüne gülüp arkasından konuştun mu? Evet. Evet. Bana bakıyor. Direkt bana bakarak söyledi. Bana mı yoksa? Sen. Sen ne? İzmir'de olmuş. O gün olmuş. Çok emin söyle böyle. Ya şöyle, bunu evet herkes yapar herhalde yani. Sevmiyorsun ama çok yakın davranıyorsun. Yok, yakın davranmam. Yani sevmediğim varsa mesafe vardır aramda. Hı. Ama mesela karşılıklı bir araya geldik. Orada da böyle ya merhabalaşırsın. Ya küfür etmezsen de. Tabii canım, selam olur. Selam. O olur. Okay. Ben ondan bahsetmiyorum. Böyle arkadaşmış, can ciğer. Yok, hiç öyle yok. Tamam, ondan bahsediyorum. Yani sen yaptın mı rezim? Ben oğlum, ben sevmediğimi çok belli ederim. Ya hiç ayılık yapmam. Hani merhaba kardeşim, selamlar. Abi. En sevmediğim adam bile olsa selam vermeyi bilirim yani hani. Şey yapmam öyle. Yani o tarzda sevmediğim insanları insanlar bir gözümde canlandırırsa ben hiç yüzüne olacak bakmamam gereken bir insan varsa bakmam. Ama hani o seviyeye gelecek kadar da ciddi bir şey yaşamışsam aynı ortamda bilmiyorum zor yani, belki bir işle alakalı bir şey olursa, bir ortak etkinlik gibi bir şey, orada denk gelirim. Onun dışında zaten ya ben böyle birçok içerik veya etkinliklerde bile sorguladığım oluyor yani. Böyle bakıyorum mesela, var mı? Siktir, ben gelmiyorum o zaman diyorum ama. Çünkü gerek yok. Tatsızlık yani. Ben çok kendini kontrol edebilen bir adam değilim. Bazı durumlarda. Hani herhangi bir muhabbetli şeyde oradan algılıyorlar. İzleyicilerim artık çok iyi tanıyor ya beni. İyi, güzel. Tamam, sen o zaman soruyu öyle çeviriyoruz. Yani böyle can ciğer kusarması olup da arkasından sövdüğün bir insan var mı? Hayır. Bu da doğru. Okey. Anlaması ya lazım. Oğlum boss mos yazmayın. Niye gaza geliyorsunuz siz her şeye ya? Sen bayağı izleniyorsun. Elrein de bayağı izleniyor. Hı. Peki Elrein'i hiç kıskanıyor musun? Yani böyle herhangi bir şeyde olur.
izleyiciyle alakalı herhangi bir kıskançlığım yok. Tamam, başka bir şey? O bazen o yakışıklılığı var ya. O bir konu olduğunda o yetişemiyorsun ya. Evet, yani kıskanıyor musun renkli, yani? Renkli, işte saç falan. Yok ya, kıskanmıyorum ama onun ayrı güzelliği var, benim ayrı güzelliğim var. Ama ellerin de harbi, evet. Harbi şey adam. Babası da öyle, Odin'le Thor'un fotoğrafını yanına koymuşlar, adamı şok diyorlar. Ya ben Thor'a benzemiyorum çok da babam Odin'in aynısı lan. Ben niye öyle değilim? Beni niye hiç öyle bir şeylere şoklayamıyorlar? Benzemiyorum çünkü. Ben biraz Peter Parker'a benziyorum ilk versiyonuna. Nereye Tobey Maguire lan? Hiç kıskanmıyorsun. Herhangi bir şeyin de ya. Hiç. Hiç ya, sıfır. Allah Allah. Şöyle geldi. Yani böyle bir küçük tedirgin olmuşsun. Ama bu hali onu mu aldı şimdi? Vallahi bu abi burada bizi yiyor bak. Sabahtan beri böyle. Ya ben seni burada şey yapmayayım diye böyle yapmadım, böyle yaptım. Şey yalnız kaldı. Bir şey diyeceğim, yakışıklı konusunda ben de kıskanırım yani gerçekten. Ya şöyle, izleyici de gerçekten buradan söyleyelim. Biz zaten gündelik hayatta da çok konuşuyoruz, içeriksel vesaire de. Hatta geçenlerde bile buluşup hani neden birlikte bir şeyler yapmıyoruz. Doğru. Vesaire bile konuştuk. Twitch'te o izlenme ile alakalı birbirine şey olan, sırt dönen falan çok az insan var. Çünkü Twitch şu anda daha böyle... Abi siz oranın ekipleştiniz. Yani... Çok öyle düşünmüyorum ben. Evet, biz mesela Kemal'le bunu başarabilmiş insanlarız. Yani ben yayıncılığa başladığımda Kemal benden 2 ay önce başlamıştı. Kemal benden daha çok izlendi yani uzunca bir süre. Ya bu izlenmenin diyorum ya, hep bir dengesi, bir netliği yok arkadaşlar. Ya bir gün diğerinin enerjisi düşük oluyor, diğeri kuvvetli oluyor, diğerinin içeriği daha güzel oluyor, o daha çok... Ya burada önemli olan, evet, herkes aslında baktığın zaman birbirinin rakibi. Ama rekabetin bile fair olmalı. Böyle güzel bir çizgisi olmalı. O çizgiyi tutturmak çok zordur. Ve de insanlar genelde, bak bunu kendinizde de göreceksiniz. İnsanlar iletişimi iyi kurmazsa, bunu Kemal'le bile konuştuğumuz oluyor. Mesela atıyorum bir şey duyuluyor. Kemal veya ben onunla birlikte bunu konuşmadığım zaman insanın aklına farklı şeyler geliyor. Çünkü ister istemez o tatlı rekabetin kimisinde kimi zaman belki yarattığı bir negatif enerji oluşabiliyor. Burada önemli olan iletişimi kurabilmek. Çünkü iletişim kurduğunuzda şunu fark ediyorsun. Aa lan o yüzden mi oldu? Evet abi o yüzden oldu. Tamam oğlum o zaman. Ha tamam tamam. Sen ne yapıyorsun, ona dönüyor. Ama iletişim kurmadığında onlar birikiyor. Hayatınızın her yerinde bu böyle. Yani hani trip atmak ve konuşmamak durumu vardır ya. Örnek veriyorum. Panda. Tuna'yı ben çok severim. Tuna çıkıyor mesela bir yere bir tweet atıyor, tamam mı? Bana izleyicilerden bildirim geliyor. Abi Tuna abi sana diz atmış falan. Ulan Tuna ile biz yüz yüze geldiğimiz zaman oturup muhabbetimizi ediyoruz, geyiğimizi yapıyoruz. O beni övüyor, ben onu övüyorum, ayrılıyoruz. Şimdi ben biliyorum ki o adam bana kötü niyetle bir şey yapmaz yani. Ha yapan olmadı mı? Oldu. Çok oldu ama panda yapmaz. Hop böyle bir iletişime geçiyorsun. Zaten geri dönüşünden anlıyorsun adamın. Oluyor deyip geçiyorsun. Ya evet, zaten bakın olay hep buna dönüyor. İşin içine para girdiğinde, işin içine izlenme girdiğinde, yani insanların aslında asıl hedeflediği şeyler elde edilmeye başladığı zaman kimi insan bununla mücadele edemiyor. Aşırı hırslanıyor, aşırı ego yapıyor. Ben hep en iyi kalacağım egosuna giriyor mesela. İnsanı göte getirecek en büyük hissiyattır bu. En hatalı yoldur. Ben en iyi kalacağım. Ben en iyi kalmalıyım. En çok ben izlenmeliyim. En çok ben kazanmalıyım. Bunun büyüsüne kapılan adam kaybetmeye mahkumdur. O geceleri diyorum ya, konuşuyorum kendimle diye. Ben şimdi yaklaşık kaç? Bir senedir mi? Bir senedir güya işte top 1'im. Kemal top 2 atıyorum. Kemal top 1'e çıktığında ya da çıkarsa veya herkes konumunda ben düşüşe geçersem, orada işte asıl karakter orada ortaya çıkıyor, tamam mı? O an şunu diyebilmelisin. Demek ki benim vaktim geçiyor. Demek ki ben eski enerjimde değilim. Demek ki izleyiciler benden sıkılmış. Orada kendine bir yol çizersin. Dersin ki ben
Nerede hata yapıyorum? Veya hata yapmıyor bile olsam durum ne dersin? Kendinde ararsın bunu. Kendinde ararsan belki sıyrılma şansın olur. Belki yeni bir büyü, yeni bir yol bulabilirsin kendine. Ama diğerlerine hasetle yaklaşıp kendini bunaltır ve geceleri uykunu kaçırırsan zaten yokuş aşağı böyle dümdüz gidersin. Çünkü iş kendinde bitiyor, anladın mı? Sen az izlenmeye başlıyorsan veya bir şekilde konumun azalıyorsa onun sorumlusu sensindir. Bir başkası olamaz o. Çünkü yayıncılık işi oğlum, ruh hali işi ya. Ben bir gün öyle bir yayın yapıyorum ki böyle içimden yayının yesi geçmiyor, anasını satayım böyleyim. Böyleyim yapmak istemiyorum diyorsun ama işte izleyiciye yapmak istiyorsun. İşin bu senin bir noktada. Ama gerekirse de o düşüklüğü de vermek zorundasın veya söyleyebilmelisin. Arkadaşlar ben bugün bok gibiyim ya. Hadi eyvallah amına koyayım diyebilmelisin. Ama böyle gizleyip saklayıp rollere falan girersen çok zor işin. Ha bu evet, bilemiyorum. Yani mesela atıyorum ben şu an kaç izleniyorum? Nereden biliyorum? Mesela chat söyler. Şimdi ben mesela izleniyorum, eskisi gibi değil değil mi? Abi diyelim ki 30 izleniyorum. Ortalamam 30 amına koyayım. Düştü. Düştü 20'ye. Düştü ya. 20'ye düştü diyelim. İşte orada benim bozup bozmadığımı anlarsınız ya da bir başkasının. Ya ben bir de şey bir tipim ya, böyle yani amına koyayım. Bazen diyorum yalan yok ulan, bazen şöyle chill yayın yapmayı özledim işte 5000-6000 kişiye. Keşan Mitrein'le konuşuyorduk. Abi helal olsun falan dedi, hani çok güzel yardırdım bir senedir bilmem ne. Dedim eyvallah da yorucu. Yorucu çünkü belirli bir seviyeyi tutturmak zorunda kalmak veya izleyici, dünkü yaşadığımız olay gibi. Herif gecenin 3'ünde gelmiş diyor ki biz niye 20K izleniyoruz? Ya senin derdin bu değilken başkasının derdi o olması, yarın öbür gün olası bir düşüşte nelerle karşılaşabileceğinin habercisi. Yani düşünsene, bir tane haterin geliyor diyor ki sana ne oldu yarram 20 bin izleniyorsun 30-40'tın hani dediği zaman buna nasıl karşılık vereceğin çok önemli. He amına koduğum 20 bin izleniyorum oh diyebilmek önemli. Orada sen hırs yapıp böyle yaparsan sıçtın zaten. Bırak yayıncılığı, bırak ya. Biz eskiden oğlum 1000 izleniyoruz lan diye burada halay çekmedik de 1000 izleniyoruz oğlum lan oluyor mu acaba dediğimiz günleri hatırlayıp kendini mutlu edebilirsin. Galiba. Daha bir dolu yani, herkes aslında bir Twitch TR bir ekip gibi ya. Çünkü YouTube'a bile bir... Ya bu arada 20'yi küçümsediğim için söylemiyorum. Manyak mısınız lan? O anlamda söylemedim. Yani işte atıyorum 30-40'lardan 20'ye düştüm ve ortalaman artık o. Birinci değilsin de beşinciye düşmüşsün. Altıncı. Tamam amına koyayım, ben 2 yıl oralarda gezdim. Şimdiki dönemim bu. Bunu düşünebilmek bence çok güzel. O yüzden hep kendini hazırlaması lazım insanların. Eminim Kemal de öyledir. Eminim Kemal de öyledir bak. Yani Kemal düşse mesela 10 bine kalkıp da triplere girmez. Hiç sanmıyorum. Nerede tamam amına koyayım böyle. Belki daha çok içeriye çalışır. Daha çok kafayı patlatır. İşine odaklanır yani. Birlikte böyle sallıyorlar, farkında mısın mesela? Twitch'te böyle şey yok benim gördüğüm. Birbirini sevmeyen ekipler yok gibi. İşte öyle yani, hani böyle dövüşeyim kavga. Yok genel olarak yok, doğru. Cilik yok Twitch'te. Çünkü platform daha yeni gelişen bir platform olduğu için. Geliyor geliyor yani. Geliyor YouTube'un arkasından geliyor. Geliyor geliyor. Yani. Geliyor. YouTube vs Twitch yapılır mı bir gün? Yapılır. Tamam şimdi sert bir soruyla geliyorum. Bu gerçekten biraz bilmiyorum açıkladım bir yerde de. Özge ile 3 yıldır ilişkiniz var. Buna peki, net evet diyecek de. Evlenmeyi düşünüyor musun? Evlenmeyi düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Aa bak. Rus oradaki gerçekten konuşulmuş demek oluyor. Ne diyorsun? Evet yani. Ay Özge geldi. Canım bunu çağırmış. Geldi bir anda patlatıyormuşuz buraya değil mi? İmza atıp çıkıyorlarmış orada. Bu kadar hızlı mıydı ya? Doğru. Bir ben bakayım Özge'ye. Sen genelde marka giymeyi seviyorsun mesela. He geldi o soru. Falan. Bayağı pahalı şeyler. O yüzden sana giyimden bir soru soracağım. Tabii. Giyime aylık 30 bin lira üzerinde harcama yapıyor musun? Aylık 30 bin lira üzerinde. Şimdi açıklamadan önce ben. Lan bunu dersek şimdi linç yer miyiz? Hesap yapıyor bak. Bazı aylar yapıyorum dur. Bazı. Bak el ananı sikeyim. El çeneye gitti. İzle izle.
Aylar yapmıyorumdur. Özel bir içerik. Ortalama diyorum. Yıla vurduğunda. Yılda 360 bin yapıyor. İşleri topluyor. Gider göstermek. Makinada bir şey yapamıyor. Yalan cevap vereceğim de biliyor musun? Bu poşetin cebinde taşıyor. Bozuk ya bunlar. Cüzdanından çıkarmadı çünkü parayı böyle. Bozuk kavşonun olabilir. Cebinden çıkardı. Evet, harcama yapıyorsun. Ya. Yani yaptığım zamanlar oluyor. Evet demem lazım ki orada şimdi böyle bir hareket çıksın istemiyorum. Ya bu utanılacak ama bir şey değil bu arada. Yani buna bak iki tane açısı var. Videoyu durduruyorum. Kusura bakmayın ama yorumlamak için izliyoruz zaten. Şimdi herkesin kazandığı para kendinedir değil mi? Cepte. İnsan istediği kendi kazandığı parayı istediği yere harcayabilir mi? Harcayabilir. Kimse de karışamaz. Nokta. Bak konu kapandı. Konu kapandı. İster ayakkabı alır, ister gider senin bilmediğin 10 tane ev alır, ister gider 3 milyonluk arabaya biner. Amına koyayım kime ne? Nokta. Bir noktada da benim kafam bu düşünce aynısını al bana da koy. Benim de düşüncem bu. Bir noktada şimdi şey tayfası giriyor araya. Siz ne yapıyorsunuz da bu kadar kazanıyorsunuz? Benim babam şunu yapıyor, annem sanki bizim babalarımız onu yapmamış gibi misal veriyorum. Bu devreye girdiği zaman orada bir empati durumu ortaya çıkıyor. Benim en korktuğum şey ne oluyor biliyor musun? Yaşı küçük kardeşlerim size söylüyorum. Oturduğunuzda, izlediğinizde belki de bir 500 liranın peşinde koşarken bir kişinin kendi üstüne 30 bin lira harcadığını aylık veya birinin hobisine atıyorum bir tane karınca türüne 5 bin lira verdiğini veya geçiyorum bir tane LOL maçına 5 bin lira koyabildiğini gördüğünüz zaman buna özenmenizden çok korkuyorum. Yani hayallerinizden, yolunuzdan sırf karşınızdaki bir insan bunun örneği diye bodoslama oraya gitmenizden çok korkuyorum. Buna çok heveslenmeyin. Buna ölüp bitmeyin. Oğlum paralara bak. Ben de olacağım öyle. Ya da ben de bu işi yapacağım amına koyayım kafasına girmeyin. Sakin olun. Yani burada ben en çok buna korkuyorum. Çünkü çok genç kardeşlerimiz var anladın mı? Belki çok yoksulluk içinde çok az para kazanıyor. Diyorum ya abi örnek alın. Yani bu insanlar gördüğünüz insanlar zamanında böyle fıçuk 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 para atmıyordu. Bir şey yaptı tuttu ve para kazanmaya başladı. Bu sizde de olabilir. Türkiye'nin en zengini bu insanlar değil. Ben sana bir tane şurada bir örnek veririm benim hayat normal arkadaşım. Adam petrol işine girişmiş. Ayda 300 bin değil ayda 6 milyon lira kazanıyor. Ayda 15 milyon lira kazanıyor. Servetler döküyor. Adam bir yata 60 milyon veriyor. Drink para gidiyor alıyor. Anlatabildim mi? Zenginliğin limiti yok işte. O yüzden hayat senin aldığın kararlar ve attığın adımlarla ve çalışmanla şekilleniyor. Birazcık da şans serpiyorsun. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Yeter ki böyle görüp de insanları parasıyla yargılamayın. Parasıyla yargılanacak tipler yok değil. Var. Ben de çok uyuz oluyorum. Çok gösteriş meraklı, çok gözüne sokma, böyle özendirme yapma falan. Bu beni de rahatsız ediyor. Ama onun dışında rahat olun oğlum. Biri kazandığı anlatıyorsa tamam abi ben de gencim. Ben de şeyim, ben de kazanabilirim. Ben de bir yol bulabilirim. Gibi gibi. Şöyle düşün. Benden örnek al mesela. Ben aylık 1250 liraya endüstriyel tasarım ofisinde çalışıyordum. Aylık 1250 lira. Kaç yaşımda çalışıyordum? 26 yaşında çalışıyordum. Ne oldu? Çalıştım. Dedim ki ben daha farklı bir şey yapmalıyım. Oğlum sting, ne stingi ne diyorsunuz ya? Ben daha farklı bir şey yapmak istiyorum dedim. Sıfırım. Hiç param maram yok. Köşede tekstille yaptım. Pardon yanlış hikaye anlattı ya. Yanlış alından girdim. Endüstriyel tasarımda aylık 1250 liraya mı 1500 liraya mı ne çalışıyordum. Dedim ki bu beni sarmaz. Gittim. İmkanım vardı tekstil işine yöneldim. 4 yıl tekstille iş yaptım. 4 yıl boyunca tekstilimi yaptım, vergimi ödedim, her şeyimi yaptım. Bir kazancım vardı. Belki 1500 lirayı aylık 4000 liraya çıkardım. 5000 liraya çıkardım. O da beni cezbetmedi. Dedim ki ya daha farklı bir şeyler yapabilirim. Ve yaşım 29'du. 28'di. Anlatabiliyor muyum? 28 yaşındayken dedim ki ben her şeyi bırakıyorum ki büyük risktir. Ben dedim YouTube'a karınca videosu çekeceğim. Aman havayım.
Bir susun ama adam bir şey anladı. Ya bırak oğlum, adamlar eğleniyor. Ben dedim karınca videosu çekeceğim. Hatta eski izleyenler bilir. Ben karınca çiftliğimin kazanç tablosunu açıyordum. Diyorum alın abi, kazandığım para bu. Ve o zaman diyorum yarın öbür gün bu çok artarsa açmam. Çünkü o göze sokma olur. Gerek yok. O şey gibi algılanır seni tanımayan bir adam. Bak bak ne kadar kazandığını anlatıyor. Karınca çiftliğimi denedim. Onu denedim. Hiç Türkiye'de yapılmamış bir şey yaptım. Denedim bir şeyler. Bir de yayıncılığı denedim. Hepsi sıfırdı. Yaver gitti. Şansım da düzgün gitti. Gittim yarışmaya katıldım. Orayı kazandım. Onu yaptım. Bunu yaptım. YouTube'da içerikler yaptım. Bir takım adımlar attım. Bir sürü. Belirli bir seviyeye çıktım. Şimdi dönüyorum 6 sene önceme. 6 sene önce ya da 5 sene önce Tuğkan sen bu seviyeye gelirsin. Güzel de para kazanırsın. Dediğin noktaya derim ki arkadaşlarıma sektir lan aman havayım. Nereye yazanıyor o paraları ama dersin. Şimdi bizim konuştuğumuz paraları dışarıdan biri izlediğinde diyor ki ya sizi kazandınız para mı amına koyayım ya yarrak gibi gibi. Bunu niye anlatıyorum size? Birçoğunuz Türkiye'de anadan doğma zengin değilsiniz, değiliz. Babadan doğma zengin hepimiz, çoğumuz orta halli veya düşük kazanç elde eden ailelerin çocuklarıyız. İşsizde bitiyor'ya bağlıyorum bunu. Yani bunun kıyaslaması yok. Kimisi oturduğu yerden ihalelere giriyor, bilmem nereye giriyor, para kazanıyor. Kimisi video içeriği yapıyor, kazanıyor. Kimisi evet elleri nasır tutuyor, işçilik yapıyor, ailesini geçindiriyor. Bu bize bahşedilmiş hayatlar ve o yolu siz bulacaksınız. Seviyorsun giymeyi. Ben o kadar harcamıyorum mesela. Şöyle, ben ayakkabıyı da çok seviyorum. Biliyorsunuz o ayakkabı hastalığım da var. Evet. Hatta bunun yüzünden... Orta artık yok. ...kim yapayım, araba alayım bilmem ne evet. Şeyde bile... Şöyle bir çelişki var aramızda. Ben araba alıyorum, o evet. Ayakkabı alıyor. Aynen. Abi herkes artı bir diyor, kim bu kıskananlar? Ya o dolu. O bizim memlekette biraz huy edilmiş bir şey. Yani zengini gömme, vay orospu çocuğu deme. Ya, bunlar oluyor yani. Onun önüne geçemeyiz. Ben onlar için anlatmıyorum. Ulan ben de bir yol bulurum, bir para kazanırım, bir şeyler denerim, cesaretlenirim diyenleri anlatıyorum. Harbiden öyle bir şey var. Gerçi ayakkabılarını satsa bir araba alabilir. Alabilirim. Gerçekten alabilir yani bu arada. McQueen'ler, Alexander'lar, Balenciaga'lar, Louis Vuitton'lar. Ne zaman ama parayı sponsorluk alırız. Beybens. ekip var. Big Boss Life. Yani burada en çok izlenen şu dönemlerde sensin. Peki sen kendini... Big Boss Life'daki en iyi yayıncı olarak görüyor musun? Ona hayır diyecek. Bu ne abi? Hayır. Yalan yapmak istemedin, böyle mi yaptın, ellerini kaldırdın? Yalan çıktı. Nasıl görüyormuşsun? En iyi mi? En iyi görüyormuşsun. Öyle mi zaten? Şerefsizler. Durun lan aslında en yayın yapayım. Bir iki yıl daha gideceğim, bırakacağım onu mu sana? Hepimizin düşüncesi de bu ha. Bir iki ya, parayı vurdum gittim değil yani. Hani ben ne kadar mesela Kemal'in böyle gülse de beynen ne kadar yorulduğunu tahmin edebiliyorum. Kendimi bildiğim için. Dedim ki şimdi herkesin izleyicisine göre o yayıncı en iyisi ya. Mesela atıyorum Çağrı ile ben aynı klastaki yayıncılarız. İkimiz de eğlence odaklı, komedi odaklı yayınlar yapıyoruz. Mesela Çağrı'nın izleyicisine, ana izleyicisine göre Çağrı en iyisi. Benim ana izleyicime göre ben en iyisi. Ya bu biraz kıvırmak aslında. Abi benim kızdığım bu değil. Kendi kullanmayacağı boktan ürünü sırf para kazanmak için kaydırmalı atıyor. Yaşamadığı hayatları yaşıyor gibi gösteriyor ona. Ha o bambaşka bir şey. O bambaşka. Mesela ben ona çok dikkat ediyorum. Benim ekibim burada şahit yani. Ben ne bileyim. Açanlara diss atmak için söylemiyorum. Bak tekrar mesela kutu açmıyorum. Çok güzel paralar tek. Belki burada var onun uzun onu da. Ya manyak mısın amına koyayım abi, manyak mısın? Kabul et, devam et diyeceği bir şey yapmıyorum mesela. Bunu açanlara laf söylemek için söylemiyorum. Kendi görüşüm bu. İşte ne bileyim ya en ana sponsorlarımdan ya yani en ana sponsorlarımı düşünün. Bana bir ürün yolluyorlar mesela. Diyorlar ki Tuğkan bunu bir tanıt. Kullanıyorum bir hafta. Abi diyorum bunu tanıtmam ben, bu ne ya? Yani bu istemiyorum ben böyle bir şey tanıtmak diyorum. Adamlar okey veriyor. Gibi gibi. Bu biraz yayıncının influencer'ın elinde olan bir şey. Aslında tabii. Bence de. Ben öyle düşündüm ya. Ya doğru zaten de biraz çeviriyorsun lafı. Makine kanmadı mı? Makine yemedi. Yok. Çağrı. Çağrı benim. Yok öyle geçmiyor. Tamam o zaman birazcık farklı bir şey soralım. Abi merak ediyorum. İlerideki çocuğun için veya kendin için kenara köşeye. Ben birikimci adamım abi. Ben bak ah. Zaten o
İşte şey yapıyorlar ya, Twitch yayıncılarının kıyafetleri. Birinin 700 lira, birinin 15 bin lira, 9 bin lira. Eldiven 39 lira. Altına bir giriyorum. Abi bizdensin. Amına koyayım. Ya sizdenim zaten. Ya herkes bizden yani. Hani bu kişinin karakterini belirleyen bir şey değil ki. Elren'in çorapları 29 lira. Altına biri. Abi siyah çorap oley falan. Ya bu zevk meselesi. Sen bilmezsin. Belki de ben gidip bir tane Çin'den bir karınca türüne 5000 lira veriyorum. Nereden bileceksin amına? Ben kıyafete para harcamayı sevmiyorum. Kıyafet benim için çok şey. Yani hani... O karıncalar 5000 miydi? Değil. Değil ama karınca çiftliği ilk döneminde para biriktirip 1500 liraya karınca siparişi verdim. Hatırlarlar o videoyu. Çin'den gelen... Koronayı biz mi getirdik amına koyayım ya? Çin'den gelen karıncalar diye... Dolardı oğlum. Dolarla halbuki 5 paraya satıyor adam. Diyor ki karınca, kraliçe karınca diyor. 45 dolar diyor. Almak istiyorum. O karıncayı alacağım ya. Ama bir vuruyorsun parayı 2000 lira. Babam duyuyor böyle. Karınca mı aldın? Kaça aldın? 2000 liraya aldım. Aman Allah'ım. İçi gidiyordum. Ama sonra diyor ki babam işte bir filtreden geçiriyor. Ulan diyor adamın zevki bu ya. Zevki bu. Kimisi gider araba alır. Kimisi gider kıyafet alır. Kimisi gider mobilyaya para harcar. Kimisi saçını harcar. Kimisi gözlüğünü harcar. Bu adam bunu harcıyor. Nokta. Böyle insanların özel hayatında farklı fantezileri olabilir. Herkesin olabilir yani gizlediği şeyleri. Belki benim de vardır. Bilmiyorum. Allah Allah. Belki diyorsa kesin vardır. Aynen. Bende bir şey yok. Sen beni niye şey yapıyorsun? Yok kesin var abi. Hayır hayır, o doğada doğada buldum tabii. Çin'de dediğim Çili ya, Ankara'daki. Çini. Çili. Ayak yalıyor ya. Ya pis herif ya. Ayak yalıyor dedi ya. Allah Allah. Belki diyorsa kesin vardır. Çin dedim evet. Çili ben Çin'e çili diyorum. Bende bir şey yok, sen beni niye şey yapıyorsun? Yok kesin var ya, ayak yalıyor ya. Ankara'da bir çocuk vardı. Abi dedi mahallede karınca buldum, satayım mı? 1500 lira verdim ya. Ayak yalıyor. Herkesten gizlediğin bir fantezin var mı? Var ama çok değişik. Hiç tahmin edemezsin. Nasıl ya? Vallahi. Belki bir insana karşı bile değil, öyle düşün. Nasıl ya? Gitarlarımla sevişiyor. Nasıl ya? Şöyle. Gitar bana güzel geliyor, anladın mı? Ya yani gitarlarına aşıksın yani. Tabii canım. Kaç gitarın var? Ne kadar olabilir ki? Çok eskiden kalma da var. Onları saymayayım. Güncel kullandığım 5 gitarım var. Bayağı iyi ya. Evet. Hatta son gitarım, bayağı seviyorum, görmüşsündür pembe belki. Pembe ne kadar aldın gitarı? Yengemdeki vardı. 25-30 gibi bir şey olması 25, lazım. 25-30 bin lira ha. Evet. Bayağı. O bayağı ama hayalimdi. Köşe yani aldım. Enes sen neye şaşırıyorsun kardeşim? 25-30 bin lira hayal mı ne hakkı? Sen neye şaşırıyorsun ki? Hoş bekletiyorum. Güzel. Hayırlı olsun. Elinden anlayabilirsiniz zaten gitarcıydı. Twitch'te çok ilginç bir şekilde kulak yalama videoları var. Var. 50 bin TL. Kulak yalar mısın? Ya kulak yalar mısın derken onu yapar mı? Evet. Yasamar. Abla da yalamamış, emcüklemiş anasını kulak. Satayım. Yoksa gerçek bir kulak. Kulaklık. Yapabiliyor mu mesela? İyi, ben kaliteli olmasını özen gösteririm abi. Yapabiliyorsam iyisi olsun. Bilmiyorum, ben de deneme yani. böyle hani onlar böyle yapıyor ya. Mesela seksi buluyor musun şu an beni? Bak bana bir. Bunları mikrofon gibi düşün, tamam mı şimdi? Çok. Şu kamerama. Bayraklarına doğru iniyorum. Atletini sıyırıyorum. Seninki bence bana gider. Olur. Ben izlerdim bu yayını bu arada. Bu yayın izlenir mi? Bu yayın yaparım evet. Bu yayın izlenir. Ban yersin ya, yemez misin? 50 bin abi, bundan niye yiyeyim ya? Atlet diyorum ya. Atlet diyor, niye yiyemez ki herkese? Atletin ne şeyi var? Hiç vücutlu bir adam da düşünmedim mesela. Atletli bir dayı düşündüm. Şimdi güzel bir soru daha geliyor, şöyle ayaklarımı açayım. Yer değiştirme şansımız olsaydı, yani tip olarak, vücut olarak demiyorum, iş olarak, hayat olarak. Sen YouTuber olup böyle film yapıp falan filan, şarkı falan, yani benim yaptığım işleri yapmak ister miydin yani? Yer değiştirme şansınız olsaydı bunu ister miydin? Evet. Oha! Oha! Aa! Kemal'in içinde bir YouTuber mı var yoksa? Nedenine geliyorum. Neyi nedeni? Hep farklı işlere ve empati yapmaya böyle çok fazla yaparım kendi oturduğum yerde. Bir de farklı işlere hep bir ilgi duyarım. Şimdi yaptığım bu ya zaten benim. Farklı Twitch. Bir şey olsun diye mi? Evet. Bayağı merak ederdim mesela. Seninki nasıl gidiyor? Senin duyguların, çünkü biz canlıyız. Apayrı bir
sorumlulukları, zorlukları var. Senin YouTube o ayrı bir evet. zorlukları var. Evet, daha birbirinden farklı. Ama abi, senin YouTube'un ya. İçinde minik... Abi şeye basar mısın, videoya basar mısın diyecek. Nasıl lan? Ha, siyah ekran oldu da. Oğlum niye satlı diyorsunuz? Adam farklı bir iş yapmak isteyemez mi ya? Bir YouTuber olmak isteyen bir adam var. Benden olmaz herhalde YouTube. Bilmiyorum. Hiç öyle konuş, hiç emin konuşma. Kemal haftaya kanalıma abone olur musunuz? Kemal gruptan ayrıldı. İlk YouTube videosunda saçlarını sıfıra vuruyormuş falan. Hep yani... bir reaksiyon almak istiyorum çünkü. Mesela bu sen mesela tek başına konuşabiliyorsun ya. Ama bizde de biri var ki mesela bunu video izlerken adam gidip yoruma yazıyor yani. Oradan ben oradan insanlara bir şey söylediğimde bu gidiyor yani. Ama arada bir dolaylı zaman, aynen, zaman, var. Zaman şeyi var. Ama bizim orada direkt böyle şey var ya. Cevap yani direkt. Cevap. Telefonla konuşuyormuş gibi. Evet aynen öyle. Mesela 20 bin 30 bin kişi izlese de ben sanki bir kişiyle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Evet öyle bir durum var bizde. Ki oradaki. Chat'imdeki mi? Evet. Abone chat'te oğlum, hepsi 5 dolar veriyor. Hepsi 5 dolar veriyor. Sen hiç seviyorum hepsini. 8 TL oldu bu arada. 8 TL. Evet. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey var. Yani kimse de... Biri şey demiş, Mevlana'nın sözü beni çok rahatlatıyor. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Paranla bana gelme kardeşim. Kültürün, karakterin, adamlığın, konuşman 5 para etmiyor. Bunu sormadı. Senin adın kendine müzisyen. Yani sen evet. müzisyensin. Bu konuda yeteneklisin. Herkes görüyor zaten beni. Şarkı çıkarmaya korkuyor musun? Evet. Korkuyorsun. Korkuyorum. Kim? Evet geldi. Adam çaldı. Ne oluyor dedim ben. Sony müzikten arıyorlar, çıkarsın. Hemen çıkaralım. Harbi mi ya? Sonunu harbi. Kendi yazmış. Şöyle bir şey. Tam dediğin sebepten dolayı. Ya beklenti var. Çünkü sen evet. büyüdükçe beklenti artıyor. Evet. Ve ne kadar süre yapmazsan ve bununla... Ne kadar çok hype'larsan daha büyük beklenti oluyor. Aynen yani öyle. Sen çok güzel bir şarkı yapsan bile beklentinin altında kalabilir yani. Aynen öyle. Bir de şöyle bir yanı var. Canlıda da çok söylüyorum ya. Evet. Yani insanlar böyle birini güzel söylememi de onlar söylüyor zaten. Güzel söylüyorsun. Atıyorum çok güzel Cemal Dayan söylüyorsun. İşte Hayko Cepkin söylüyor farklı tarzlardan. Ama çok güzel bir Kemal Can Parlak söyleme tabiri yok şu anda. Çünkü şarkın yok. Şarkım yok, evet. Bence... Şimdi o beni korkutuyor, nasıl olur? Bence sen net bir şekilde şarkı yapmalısın bence korkmadan. Aynen. Çünkü senin takipçilerin, senin insanlar... Elisin vücut bayağı iyi olmuş. Seni gömmezler sonuçta, onlar senin destek olmak için burada. Bence net bir şekilde şarkı çıkarmalısın. Eightborn nasıl bağladınız ya? Şarkı çıkarıyor. Şarkı çıkarıyormuş. Hakikaten 1 milyonlar... Şimdi sen videoyu izler misin canlı yayında? İzlerim tabii canım. O zaman arkadaşlar Kemal'in gerçekten ben şarkı çıkarmasını isterim. Sesi de gerçekten güzel. Siz chat şarkı çıkarmasını destekliyor musunuz? Ha ben beklentiden bağlı. Dinlemedim orayı hiç. 1 milyon gelirse senle feed yapıyor muyuz? 1 milyon gelirse benle sonuna kadar feed yapıyorum. Sabaha kadar feed yapıyorum. 10 harbi çıkıyormuş değil mi böyle? Yeni şarkımı çıkarayım ondan sonra. Şş, bir dinle de onu bana ya. Ben onu dinleteceğim. Şimdi bir şarkım çıkacak. Ayaz. Kemal'i dinletmeye de korkuyorum. Çünkü herkes dinlettiğimde beğeniyor insanlar ama insanlar müzisyen değil. Şimdi sana dinletince sen müzisyen olarak bakacaksın. Gerçek yorumlayacağım. Şurayı şöyle mi yapsaydın dediğin anda ben şarkıdan vazgeçebilirim yani. Korkuyorum o yüzden. Senin müziğe ayrı bir aşkın var ama yani. Ya ben yapamazsın denilen şeyleri yapmayı seviyorum. Allah beni güzel bir sesle doğuştan yaratmamış olabilir ama belki zorlayarak veya çabalayarak her şeyi başarabileceğime inanıyorum. O yüzden de çabalıyorum bu yönde. Belki bu Şubat'ta çıkacak şarkı. Ondan sonra belki o yöne doğru çok uğraşarak bir şeyler yapabilirim. Zaten bir laf var bilir misin? Kötü ses yoktur. Eğitimsiz ses. Evet o yüzden eğitim alacağım. Ondan ben bilmiyorum ama. Sen çalıştıkça zaten yaparsın ki. Sende ama böyle bir Flower. Konuştum ben ha. Efendim abi. Harbi mi? Tabii konuştum lan. Ben de onu merak ediyordum bugün. Evet evet, bu hafta yani önümüzdeki hafta eğitimlere başlıyoruz. Uling! Artık şan eğitimi alacağız kardeşim. Yakında bizim ekiple konserler başlar. Ama şöyle bir şey söyledi. Bir iki tane şarkı seç, bana şarkı söylemen lazım dedi. Orada içime sıçtım. Yani orada hatta dedim ki yapamayabilirim yani, çekinebilirim. E tamam dedi, olayım bu değil mi zaten dedi yani. Ses rengini falan öğrenebilmek için. Barry One falan değil lan böyle. O doğru tonu yakalamaya çalışacağız. Emre Yücelen'den. Var. Nesi o böyle gırtlaktan... Orkestra kraliçe olarak gelirim. Gel Berkay'cığım. Müzik gibi gel lan. Sen de böyle imler... Sana rakun denilmesine bozuluyor musun? Bozulmuyordur lan, ne bozuluyor? Yok, hayır. Hiç bozulmuyorsun. Hiç bozulmadım. Hiç en başından beri. Yok, bozuldum.
Evet. En başından. Benimsedim. Benimsedim. Şaka yani... gözlü diyorlar. Evet, onda da başladım. Onda daha çok bozuldum. Ya oğlum sen benimle buraya dalga geçiyorsun. Allah Allah, videonun makarası olduk ya. Ben diyorum pezevenk niye aradı? Zaten ama gözlük takıldı ya. Ulan gözlük arkadaşlar bakın. Bak görüyor musun? Bak oynatıyorum burun birlikte gelmiyor anladın mı? Oğlum şu gözlüğü bir çıkarsın yani. Kemal ya. Bir gözlüksüz... Yok mu hiç görüntü? Evet diyorsun o zaman. Merak ettim. Evet. Ben hep şunu savunurum. Ya yakışıklı olmak tabiri insanın kendini öyle hissetmesiyle doğru orantılı bir şey. Hı. Sen kendini ben buyum diye hissettiğin zaman gerçekten çevre seni öyle görüyor. Çünkü bence yakışıklı ve çirkinlik tamamen göreceli şeyler. Evet doğru. Ya buradaki konunun mesela benim bozulduğum gözlüksüz zikramı yoktu yani. Bir insan mesela bana dur lan zikreye benziyor mu? Mesela dalgada geç. Göz kaşı benziyor ha. İçerim üstüne kendimle ilgili de. Buradaki olay şuydu. O kadar çok fazla söylenmeye başladı ki çok herhangi bir yerde rakun paylaşıldığında altı full işte benim. Sen de saçını sakalını kes görelim kappa. Hayata küsersin. Ama hani bu muydu lan diye küsersin. Var oğlum. Saçlı sakalsız şey fotoğraflarım var ki aç bak. Bilmem ne oluyor. Nine Gag'de çıktı ya düşün. Nine Gag'de hani öyle meme çıktı ben ve Rakun'la alakalı. Orijinal yani. Nine Gag'de mi çıktı? Yok sahte çıktı bizi yaptılar. hayır ya. Yani sorularım bu kadardı. Yani Kemal'e çok sorabileceğimiz bir şey de yok ki yani. Bayağı şey oldu böyle sohbet muhabbet tarzında bir şey oldu yani. Evet çünkü senin ne bir kavgan var ne bir dedikodun var. Yok ki arkadaş yani. Ne biriyle kapanmamış bir sıkıntısı var. Dedikodu birazcık dövüşeyim değil mi? Bir de bir salla benimle ya. Seneye bir içerik çıksan en azından. Bir aşk hayatın olsun deli böyle çetrefilli. Dolansın böyle. Her şey bu kadar kusursuz olamaz. Her şey bu kadar kusursuz olamaz ya. Ama onu kusursuzlaştırmaya çalışan benim biraz onu. Ondan dolayı. Biraz aksiyon lazım ama. Kusursuz değil de biraz aksiyon daha iyi. Ama yani. Ben safe seviyorum ya. Sarmaz. Ya aşk hayattan bahsetmiyorum bu arada da böyle biraz arada. Özge bir daha görüştürmüyormuş değil mi bizi? Arıyor birazdan Özge, seni. Özge'yi sevgilerim Özge. Yolluyorum Özge'yi de çok seviyoruz buradan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kemal'e çok teşekkür ederim konuk ben olduğu teşekkür için. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek evet. üzere. Gene ben 30 dakikalık videoyu herhalde 1,5 saatte falan izledim. 1 saatte izin değil mi? Ama muhabbet ediyoruz yani. O yüzden böyle oluyor. Yorumlara in reis. Özlemiştik yalan makinesini. Bu ekip başından beri seni izleyen kaç kişiyi görelim. Sıradaki video hapisten kaçırdı. Türk azimiz 3 kez. Elren'i al artı birle in görsün. Buna adamın damarına basmayın. Elren'i yalan makinesine alın. Yok mu Elren'in gelmesi? Bu ne bu? Ya bunlar ne ya? Bak ulan millet aylık 30.000 TL giyim harcıyor. Ben ömrüm boyunca 4.000 TL giyim masrafı yapmamışımdır. Abi yorum okunmuyor ki yani. Bu bot mu bunlar? Fake yorum mu? Ne ki bu ya? Elran gelsin. Yorumlara bakacağım diye atmışlardır belki. Ne bileyim abi benim normalde karınca çiftini hatırladığım spama düşüyordu bunlar. Neyse. Evet güzel video olmuş. Şen şakrak geyik.